Selamlar sevgili hanımlar, sevgili beyler. Evet, ahval ve şeraiti anlattıktan sonra banyonun arkasına astığım naylon poşetin içerisine, naylon poşet dolana kadar biriktirdiğim ve dolduğu zaman sizlere anlattığım, kullandığım ürünler hakkındaki bilgiler videomu çekeyim dedim. Dilerim hayat yolundadır, her şey iyidir sizler için. Efendim, bu ay poşetten çıkanlar bunlar. Erkek ve kadın fark etmez, bazı kozmetikler ortak biliyorsunuz. Ancak her zaman içeriye bakarak da bir şeyler göremiyoruz. Bazen kullanımla beraber emilimini, derideki duruşunu, sürekli kullanımda yarattığı sonuçları falan görmek için birazcık ileri gitmek gerekiyor. Onun için ben burayı topladım. O çok sevmediğiniz, altına yazdığınız şu gözlüklerin çıkar dediğiniz gözlüğümü de sileyim tekrar, çok kötü. Köpek yalasa doyar yani. Mecburen, çünkü gözüm görmüyor ve ameliyat olmaya gidemiyorum kataraktan. Ödüm kopuyor. Böyle idare edeceksiniz. Boş geç, çirkin görüneyim, problem değil. Siz söylediklerime bakın lütfen. Şimdi şundan başlayayım. Bu çok 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 uzun zaman önce aldığım, belki de 3-4 ay oluyor, Cosmolive'in, Cosmolive'den bir şeyler almıştım ya, Cosmolive'in ilk aşk kolonyası. Oradan parlayacak, nasıl görünür hiçbir fikrim yok ama. Çok enteresan. Yani ucuz diye aldım. İlk defa gül kokan bir kolonyayla karşı karşıya kalıyorum. Bundan bir yaklaşık 4 yıl önce Uso Kozmetik'te küçük böyle araba için yapılmış gül kokulu kolonya bir kere kullanmıştım. O da hiç fena değildi. Hatırlamak için kokluyorum. Ben gülü sevmem. Ekşi olursa güzel oluyor. Bu da ekşi bir gül kolonyası. Vallahi ben sevdim diyeceğim ama bakın. Hiç fena değil. Aşağıya yazarım bütün ürünlerin isimlerini. Siz de hani bakmak isterseniz gidip bakarsınız. Güzeldi. Neredeyse 2 haftada bir şişe kolonya bitiriyoruz evde. Tabii ki annemin sayesinde. Çünkü korona sebebiyle sabah akşam her tarafımıza kolonya döküyoruz. Allah hayretsin sonumuzu. Efendim, bu Nature's Secret Baby Oil. Bu organik bir bebek yağıydı. Natru sertifikası var. %100 dermatolojik olarak test edilmiş 143 ml'lik pompalı bir bebe yağıydı bu. Bunu daha çok anneme masaj yaparken kullandım. Bacaklarında bazı dolaşım sorunları ve kuruluk oluyor. Doktor ilaçlı olanı verdikten sonra dibinde kalan bana geldi. Ben çok beğendim. Banyo çıkışı, özellikle küvet içerisinde aman kayıp düşmeyin. Vücutta o su damlacıkları varken bir pompa baby oil elinize alıp bütün o suyun üstünden deriye masaj yaptığınız zaman ıslak deride yağlar daha derine emiliyor. Ben çok beğendim. Girdim, baktım bir tane daha bulabilir miyim diye. Bu arada üstü yapış yapış olmuş, neden bilmiyorum. Maalesef firma gitmiş Türkiye'den. Çok üzüldüm. Yani Natru sertifikası çünkü iyi bir sertifikadır. Yani negatif listesi çok uygundur. Maalesef bitti. Belki ileride gelirse tekrardan alırım. Efendim, bunun ismini unuttum. Estederm'in de ama. Estederm Institute Estederm'in City Protect Incelium Spray. Bu derinin doğal savunma sistemini destekleyen bir sprey. Yazın çok rahat kullanabilirsiniz. Ben ufak boyunu aldım. Büyüğü çok pahalı geldiği için. Bu ufak boyu 30 ml miydi? Galiba evet, 30 ml. Gün içerisinde cildiniz susuz kaldıkça, dekolte bölgesi mesela çok güneşlendiniz diyelim. Bunu kullanabilirsiniz. Hem derinin kendi savunma sistemini destekliyor. İçerisinde birçok vitamin var. Hem de termal sularla ya da hücrenin kendi doğal savunmasını çoğaltabileceği minerallerle desteklendiği için çok güzel bir yaz spreyi. Şu an fiyatı ne kadar bilmiyorum. Şeyin altına koyarım, videonun altına. Bu da pahalıydı. Ama Aven, Vichy, Uriage, La Roche-Posay gibi firmaların da termal suları var. Bunlar çok daha uygun fiyatta ama onlar sadece termal su, bu artısı olan bir şey. Ya çok hassas, çabuk kızaran bir cildiniz varsa bu tip bir gün içinde istediğiniz kadar kullanabileceğiniz spreyi alarak çok rahat derinizin daha iyi kendini onarmasını sağlayabilirsiniz. Efendim, bu göz makyajı çıkarmak için, eskiden çok makyaj yapıyordum, şimdi yapmıyorum ama yaklaşık 2 aydır falan kullandığım Altera'nın, Rozmanlar'da olan Altera'nın, şöyle göstereyim. Göz makyajı, tabi Almanca okumayı bilmiyorum. Augen Makeup Entferner. Neyse. İşte yani makyaj çıkarma suyu. Organik sertifikalı biliyorsunuz Altera. Çıkarmıyor.
göz makyajını çıkarmıyor. Şimdi ben waterproof ürünler de kullanmıyorum. Ama yani çok zorlandım ve içerisinde dünyaya, çevreye zarar veren hiçbir madde içermediğinde böyle %100 de çizmişler. Gittim Neutrogena'nın hidro misel suyunu aldım, onu da çıkarıyorum. Yani bilmiyorum, eğer yağlı kalemi hiç çıkarmıyor. Waterproof kullanmamama rağmen. Bazen bu misal kötü bir alışveriş oldu. Tabii internetten alınca böyle oluyor. Bu da yine Rozmanlar'da var. Wellness Beauty diye. Aslında bunlar banyo şeyleriydi. Ne diyorlar? Topları. Ben hayatımda küveti doldurup da içine böyle bir şey attım falan hatırlamıyorum. Yani herhalde Sümerler zamanında falan yapıyordum. Öyle bir lüks yok yani. Bir kadının sırf kendi keyif yapacak, vücudu mineralden faydalanacak diye, bence bu benim fikrim, küvete işte ne bileyim 200 litre su doldurup içine bunları koyup böyle yatmasını ben anlamıyorum. Yani bu çok büyük bir bencillik. Ben bunu ayaklarım için kullanmak için aldım. Evde pedikür yapıyordum. Şimdi artık onu da yapamıyorum. Anneme yaptığım zaman. Çünkü bu deniz tozlarının içerisinde İngiliz tuzu var. İngiliz tuzu hem ayakları rahatlatıyor, hem oradaki detoks işini hızlandırıyor, hem de çok daha yumuşak oluyor ayaklarınız. Wellness Beauty sanırım artık bu da kalmamış Rozmanlar'da, ya da benim gittiğim Rozman'da yoktu. Bir daha gidersem alırım. Oldukça bereketli bir üründü. Benimki pembeydi. Kokusunu hatırlamıyorum. Gül. Evet. Güllüymüş. Allah Allah, ben gülü sevmiyorum. Ne gidip güllü güllü şeyler alıyorum herhalde. Ama ekşi gül bunlar. Fena değildi söyleyeyim size. Manikür için de kullanabilirsiniz. Bu Sire'nin, vay, bir tane iki tane serumum var. Çünkü birini akşam birini sabah kullanıyordum. Sire'nin CE ferülik serumu şu. Şimdi ben bu %20 C vitamini içeriyor. %1 E vitamini var. %0.5 yani binde 5'te ferülik asit içeriyor. Bunu aslında sabah akşam kullanmak gerekti. Ben akşamları kullandım. Sabahları diğerini kullandım. Ama ona geçmeden önce bu Şeyda'nın Mineral Ultimate Lifting serumunu kullanıyordum. Şimdi iki serumu karşılaştırırsak, aslında ikisi de ayrı kategorilerde yarışan serumlar. Yani şeye benziyor, uzun atlama yapanla boksu karşılaştırmak gibi değil. Bu daha çok yorgun ve özellikle böyle benim bazı noktalarımda hakikaten şey, o lekeler artık yaşla beraber büyük ihtimalle hormonal değişim sebebiyle de gitgide koyulaşıyor. Gidip lazer yaptırmam lazım. Ama yazın en güvenli kullanabileceğim şey bu C vitamini ve E vitamini ve ferülik asitle beraber açılma, daha koyulaşmamasına yardım etmekte. Çok faydalandım. Ben beğendim. Güzel bir iş yaptım. Ama bu Şeyda'nın Ultimate Serumu çok daha farklı bir şey. Bu bir pompa alıp yüzünüze bir de böyle sıvazlayarak değil, şöyle tampon hareketlerle sürdüğünüzde, sıcak olmayacak banyo, terlemeyeceksiniz. Yüzünüzde anında bir gerilme yapıyor. Yani bu bir gerçek. Ben 63 yaşında biri olarak bunu gözlemleyebiliyorsam 40 yaşında biri çok daha net görecektir. Toparlanacak bölüm daha az çünkü. Ama zaman içerisinde Kızılay maden suyuyla ortaklaşa yapılan bir ürün, yanlış hatırlamıyorsam bu. Cildinizin zaman içerisinde daha dingin, daha diri, daha böyle nasıl diyeyim, dın dın olduğunu görebiliyorsunuz. Bu serumu ben çok beğendim. Yaz için de çok uygun. Ancak başka serumlar da denemem gerek. Onun için şimdilik bunu deneyip aklımı bir köşesine yazıp ileride ihtiyacım olursa denemek üzere koyuyorum tekrar kenara. Şu meşhur benim kaç kutu kullandığımı bilmediğim Altera'nın eskiden bir deodoranı vardı, ada çaylı. Ondan çok kullandım. Ay, yapışmış sıcaktan. Bal köpüğü mağazasından sürekli aldığım, bence dünyanın en güzel kokan ve en uzun süre etkili ve en zararsız deodoranlarından biri. Bal köpüğü Instagram'da bir mağaza. Kimyager bir ev hanımı, hanımefendi yapıyor. Çok güzel ürünleri var. Bu gerçekten yani Avrupa'da doğal kozmetik olarak tanesi 15-20 Euro'dan satılan, ki bu büyük bir gramaj, deodoranlardan yemin ediyorum çok daha güzel bir deodoran. Ama işte bitti, yenisini alacağım şimdi. Kusura bakmayın, inşaat başladı. İşte bizim evimiz böyle. Yani çocuklar bitiyor, araba yıkamacı başlıyor. O bitiyor, inşaat başlıyor.
İnşaatla ilgili bir video çekiyorum 2 yıldır. Sizlere onu montajlayıp yayınlayacağım. Bir hamile ağacın öldürülüşünü anlattım o videoda. Çünkü ağacı bile bile kestiler. O ağaç orada kalsaydı da o inşaat devam edilecekti. Neyse. Bu gece kremi bitti. Destek kolajen krem. Bunun içerisinde kırmızı yosun özleri var. Göstereyim. Şöyle içinde tırnağımla kazımışım, fena olmuş. Şöyle söyleyeyim. Piyasada onarıcı bir krem arıyorsanız, gerçekten fiyatları size bütçenin dışında kalıyorsa, bu Destek'in kolajen kremi bütün cilt tipleri kullanabilir. Çok büyük bir hasar yoksa cildinizde, yani diyelim ki 30-40 arası yaşlardaysanız ve hormonal hasar daha başlamadıysa, beğeneceğiniz bir krem. Türk malı, bu da şeyde gibi. Deneyin, bunu önerebilirim, Destek'in kolajenli kremi. Bu artık şey... Müzedeki fosil haline dönüşmüş, bir tarafı sünger, öbür tarafı taş olan ve ne kadar ıslatırsanız ıslatın kendine gelemeyen beauty blender. Tınk tınk. Ama atıyorum. Çok kötü olmuş. Neden biliyor musunuz? Çekmecede ve çok 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 uzun zamandır hiç kullanılmadan kalıp kendi kendini parçalayan lastik Tokyo'lara dönmüş. Bir başka biten ürünüm Sire'nin. Ben bunu geçen ay bitirmiştim. Torbanın dibinde mi kaldı acaba ya? Evet. Torbanın dibinde kalmış olmalı. Sirem Multivitamin Firming Eye Cream'ini geçen ay bitirmiştim. Bunu saymayın. Boş geçin. Bu da kalmış. Özür dilerim. Bu da bir Türk malı. Madame Coco'larda satılıyor. Gardenia Vücut Losyonu. Şişesi çok hoşuma gitmişti. Yanında işte oda parfümleri yok, vücut şeyleri falan da var beraberinde satılan. Pompalı olan şeyleri tercih ediyorum. Çünkü banyoya girdiğiniz zaman onu aç, bunu kapat, sür, tekrar kapağını et filan, insanları canından bezdiriyor ve insanlar gitgide onları kullanmamaya filan çalışıyorlar. İçerisinde evet likit parafin var. Vücut için çok güzel bir vücut sütü. Ben çok beğenerek kullandım. Biliyorsunuz petrol türevlerine vücutta hiçbir karşıtlığım yok. Ama yüzde kullanılmasına karşıyım. Gözenek tıkadığı için. Fiyatı da makul, aklınızda olsun. Madame Coco'da arkasında kocaman Türk malı diye yazıyor zaten. Vücut sütleri uygun fiyata. Bu arada Madame Coco sponsorum falan da değil. Çekmeceyi düzeltirken fiil tarihinde almış olduğum ve artık her biri birer macuna dönmüş olan kontur palet. Bu da şeye gitti, çöpe gitti. Sebebi kullanılmamaktan ve son kullanım tarihi geçtiği için sakızlaşmış artık içindekiler. Arkasında tarih bile yok ürünün. Yani aslında koymaları lazım. Neyse. Gelelim şuna. Bu Misha'dan alışveriş yaptığımda bana yollanan şampiyonlardan biriydi. Yaz için saklamıştım. Mutlaka dokusunu bakarım diye. Şimdi şampiyon 50 SPF'li Power Up Sun diye bir güneş şeyi. UVA'yı diyor engelliyor. Geri çeviriyorum. Her tarafı Korece. Yani bir satır, bir tek satır İngilizce bir şey var. O da adı. Power Black Daily Sun Cream. Tamam, çok güzel. Ben beğendim kremin yapısını. Ama sanki böyle cildi biraz yağlıya dönük olanlar sevmeyebilirler. Girdim ismini yazıp içeriğine baktım. Benim sevmediğim hormonları etki edebilecek güneş filtreleri, kimyasal güneş filtreleri altında sayılan bir isim gördüm. Aynı zaman bitecek bu demir kesmiş. Neyse, yani içerisinde oktokriler var. Siz bilirsiniz. Bu Ritual de Beauté'nin burun, siyah burun noktalarını temizleme bantı. Yapıştırdım ve bir türlü yaz sebebiyle kurumadı. Bantı telef ettim. Sonra bir tane daha yapıştırdım, o da kurumadı, telef ettim. Ritual de Beauté'nin çok güzel ürünleri var ama burun bantından nefret ettim diyebilirim. Bu da Türk markası olduğu için söylemek istedim. Bigood yara örtüsü bunlar. Hazır pansuman yara örtüsü 9-10 santimlik. Bunlardan bir kutu kullandım ve boynum şuraları şu an yara. Artık pansuman takmadığım için iyileşme süresindeyim. Evinizde bir tane bundan bulunmasında fayda var. Herhangi bir acil durumda yarayı mikroplardan korumak için güzel. Bu görüntüde size bu videoyu çektiğim için çok özür diliyorum. Ama bizim mahallemiz maalesef tımarhane gibi böyle. Kusuruma bakmayın. Daha güzel videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.